Hocam 3 hazırlık maçında izledik Fenerbahçe'yi. Genel anlamda özellikle ilk iki karşılaşmada Jesus 11'ini e, hiç bozmadı. Benzer oyuncuları benzer şekillerde tercih etti. E, i̇zlemişsinizdir muhakkak en azından özetleri görmüşsünüzdür. Nasıl e, değerlendiriyorsunuz Jorge Jesus'un ilk 3 hazırlık maçında ortaya koyduğu Fenerbahçe'yi? Elindeki golcüler gol atmaya başladılar dördü de. Evet. Evet. Özellikle Berisha. Berisha'nın içinden bambaşka bir Berisha çıktı. <laughs> o var. E, tabii şimdi kanatlardan fazla oynarsanız oyunu fazla önde tutmaya çalışırsanız daha da aktif oluyorsunuz, topla fazla buluşuyorsunuz. E, bu da bir e, forvet elemanlarının çok sevdiği bir olaydır. Yani hep sıcaksınız içeride, hep sıcaksınız. Evet. Şimdi Şerdar giriyor gol atıyor, Berisha gol atıyor, Bruma attı. Valencia'da, Valencia'da attı. attı yani e, Ama tabii e, rakipleri de e, analiz etmek lazım. Hocanın bu tarzdaki oyunda teknik kapasiteleri ve oyun algılamaları oyuncuların ne şekilde ne düzeyde olduklarını e, göstergesidir. Bu. Zaten dikkat edersen e, bütün takımlarda genelde hep bu tarzdaki Oyuncuları alır, şey ta, takımlarla maç alırlar ve yeni gelen ve oynatmak istediklerini hoca da yeni ise onu çözmeye çalışırlar. Algılamaların ne şekilde olduklarını. Şu anda hoca onu yapıyor. Esas Avusturya kampında daha farklı bir oyunlar göreceğiz. Rakipler daha farklı olacak. Onlara karşı direncinizi şimdi hem oyun tarzında gidiyorsunuz, evet. hem de ufak ufak. Maç kondisyonunuzu %50'den yukarı taşımaya bir çalışıyorsunuz. Bir de tabii hocam ilk iki hazırlık maçında milli takımlara giden oyuncular tabii, yoktu. Tabii. Sakatlığı bulunan Aynen. oyuncular vardı. Şimdi yavaş yavaş onlar da takıma dönüyor. Muhtemelen o ideal 11 Ondan konusunda işte, değişiklikler o, yaşanacak. Fenerbahçe'de de yabancılar çok fazla. Çok. Çok fazla. Orta saha fazla kalabalık. Açıklar hep konuşuyoruz buralarda. Onlar kanatlar, kalabalık. Bir anda. Geçen Aa, çok, sezonki çok, çok. orta saha gibi şu an kanatlar şişti. Sen buraya Osa'yı da koy. Ferdi'yi de koy. Ferdiyi de, Ferdi de var. Koy hepsi çok kalabalık bir kanat organizasyonları var daha doğrusu oyuncu potansiyeli var burada tabi mutlaka bir ayıklama olacak herhalde genç kardeşlerimiz burada kalır ikinci kampa giderken takımın genelini götürür orada da artık ayıklamalar orada yavaş yavaş başlar çünkü elinizdeki oyuncuların da bir transfer süresi geçmesi lazım transfer edeceksiniz Fenerbahçe ne istiyor bir orta saha istiyor herhalde Bildiğimiz kadarıyla bir de şey istiyor. E, Orta saha isteniyor hocam. Santrafor, e, zaten isteniyor. Elinde de dört tane var. Sol bu dört Bek. tane. Ya şu, o vakit Ferdi'yi de öne atacaksınız bu sefer. Yani Ferdi ile Şampiyonlar Ligi olacağını da düşünürsek e, Ferdi yeterli mi Solbek'te? Yani şimdi biz burada bizim standartlarda yeterli de o taraflar biraz daha farklı tabii verinizde yani hocam bizim standartlarda da bunun kartı var. Şu ana kadar var. işte Novak var ya arkasında e, Zalayva. Novak'la ilgili pek iyi rapor vermediler e, yani. Zalay da var mesela. Zalay'ı hadi evet. bir nebze siz orada oynatabilirsiniz diye düşünüyorsunuz ama hı hı. şöyle gerçek bir sol bek almak istiyorsanız yabancılarınızdan da ayıklamanız lazım. E, 4 santrofonuz var. Önce santrofonları gönderin. Yenisini alın. E, yani her tarafta fazlalık var. Fenerbahçe'nin tekrar söylüyorum yani 2-3 mevkini kapattığı zaman işi bitmiş oluyor. Yani çok fazla böyle abartılı transferler yapacak bir takım değil. Çünkü var. Elinde var kadrosunda. Elemanları hakikaten var. Bizim ligimiz için zaten iyi elemanlar var. Türk oyuncular da herkese Emre Mor'u da şimdi. Evet hocam de. tam onu soracaktım. Şimdi. Emre Mor artık Fenerbahçeli. He, o, Nasıl öyle, değerlendiriyorsunuz? He. Yani işte dedim ya hocanın kanatlardaki organizasyonlarda dripting kabiliyeti yüksek olan çabuk adam eksikten ve çabuk giden oyuncularda hep şeyde de Brezilya'da da Portekiz'de de aynı o tarzdaki oyuncular hep seçmiştir ve onların taşıdıkları toplarla da santroforlar hep hep skorer olmuştur. Hı hı. o tarzda bir oyun prensibini zaten seçecek. işte hep söylüyoruz ya önde rakibi kendi sahasına hapsedecek bir oyun tarzı olacak. E buraya da bir tane işte Karlova'nın peşinde koşuyorlar. Evet. Onu da alırlarsa e, orta sahada çok dinamik olur bu yani çok çok e, enteresan bir oyuncu. E, Fenerbahçe için e, hani derler ya bulunmaz hink kumaşı da şu kadro için de çok çok enteresan bir oyuncu. E, zaten işte yanınızda Crespo var. Mert Erkan'la mı oynar? Farklısı mı oynar? Önünüzde zaten büyük olasılıkla şey oynayacak. E, Lincoln oynayacak. Onu oynatacak. On numarası, Artık evet. e, şey e, İrfan Kahveci Nerede sağda mı oynar, solda mı oynar, farklı bir yerde Lincoln oynar? Lincoln belki dönüşümlü olarak sağ ortada oynayabilir mi? Bilmiyoruz. Lincoln'u fazla atacağını tahmin etmiyorum. Lincoln ana merkezde ama İrfan'ın çok sağda solda oynadığını biliyoruz. Evet. Oralarda ama oralarda da bir sürü doldurdu. Ya işte değil mi? E, o kadrodaki yapılanmayı, maç maç yapılanmayı nasıl yapacak? E, hocanı hoca, hoca da çok fazla oyuncu değiştiren bir hoca değil bildiğimiz kadarıyla oradan yola çıkıyoruz. Yani her hafta yok ben bu hafta beş, beş tane oyuncu şununla oynayayım yok 6 tane oyuncu böyle değiştireyim. O tarzda bir oyuncu değil. Sakatlığı ve cezalısı olmadığı müddetçe genelde yani 8 9 oyuncusu fikslenmiş bir e, hocadır. E, aynı İsmail Kartal'ın yaptığı gibi evet. İsmail Hoca'nın da. E, genelde doğrusu da budur zaten. Bakalım e, yani doldurdular bir tek Santrafor. E, orta sade bir işte... 6 numara denilen e, olay var. Peki hocam Galatasaray'a mutlaka bir hamle yapılmalı mı sizce? Yani Berisha'dan bir katkı alıyor gibi görünüyor Fenerbahçe. Yani Serdar Aziz'in keza 3 tane olması lazım. Şimdi e, elinizdekileri biliyorlar. Şimdi taraftar da biliyor. Herkes biliyor. Orada Fenerbahçe'de beklenti nedir? büyük takımlar bir isim böyle bir marka falan. Gerçi artık o markalara falan takılmadan da gidebilir. İşte Serdar marka değil ama liginizde neler götürdü. ya. Hocam 30... Beriş'e bu sene transferi olsaydı ve 3 hazırlık maçında da bu golleri atmış Daha olsaydı şu anda e, yönetime helal olsa muhteşem bir transfer yapılırdı. yapıldı diyecek. Ama bazıları da sonradan gelebilir. Yani bunları da e, göz ardı etmemek lazım. Bazı oyuncular ilk geldiği zaman o atmosferi bulamayabilir. O ne bileyim oyun kurgusuna bulamayabilir. Buradaki oyuna alışmayabilir. bir hoca gelir öyle bir farklılıklar yaratır ki sizin kenara attığınız hiç düşünmediğiniz adam alır götürür. Yaşayabilirsiniz bunu. Yani çok böyle kötü bir potansiyel olan bir oyuncu değil. Ama biz onu göremedik. O da ne yani işte hocanın çok fazla oyuncu değiştirmesi, e, Yeren Hoca'nın sabit kalması Tabii. ve Serdar'ın performansının iyi olması e, atmış olabilir onu. Ama işte bakıyorsun Samata'yı tutar mısın? Samata da açık oynuyor. Valencia de açık oynuyor. Yani şimdi şöyle bir bakıyoruz Fenerbahçe'de her tarafa bir çırpıda 8 tane yani ona Özellikle yakın açık kanak, sayacağız. Evet evet. Peki hocam şimdi Sabah gazetesinde Volkan Demir, Mesut Özil konusuyla ilgili e, bir perde arkası haberi. Kaleme almış Mesut Özil ile Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmeden bir e, orta nokta çıkmadığı bir orta yol bulunamadığı şeklinde uygun şartlarda ayrılalım demiş Ali Koç Mesut Özil'e ama olumsuz yanıt almış. E, Mesut da A takıma dönme ve sözleşme tamamlama isteğini yinelemiş. E, bir şekilde orta noktada buluşamamışlar ve Mesut Özil'e yeni sezon için lisans çıkartılmayacağı haberini de eklemiş Volkan Demir normal şartlarda bir orta nokta bulunması hedefleniyordu bu transferde ve bir şekilde yolların ayrılması bekleniyordu aslında Mesut Özil'le ama bu o kadar da kolay, kolay olmayacak ya. gibi görünüyor. Yani şu anda e, Mesut'suz bir Fenerbahçe var. Mesut sadece yazılarda kaldı. Evet. Artık dikkat edersen çok fazla da telaffuz edilmiyor Mesut. ismi de geçmiyor. Sağolsun e, sağ olsun sevgili Volkan <laughs> dile getirmiş. Mesut'u hatırlıyoruz yani. Mesut var Fenerbahçe'de diye. Ama bir taraftan da aslında yani maliyetiyle <laughs> yani isminin büyüklüğüyle her zaman aslında bir gündem olarak, bir gündem maddesi olarak en tepede <laughs> Doğru, yer alacak <laughs> bir isim. Şu anda yani profil olarak da bakarsan Fenerbahçe'de şu anda en üst seviyede. E, tabii. Onu kimse...